Bağımsız adaylar için imza süreci devam ediyor. Bugün üçüncü gün. Adaylardan hiçbiri henüz 100 bin imzayı tamamlayamadı. Ancak pazartesi gününe kadar süreleri var. İlçe seçim kurullarında trafik yoğun. Çabalar bağımsız cumhurbaşkanı adaylarına yol vermek için. Ya demokratik bir ülkede olduğumuz için insanların bu denli sağduyulu olmaları çok güzel bir şey. Tek muhalefet yetmiyor bu ülkeye. Gerçek bir muhalefet lazım. Biz inanıyoruz ki 2023 seçiminde gerçek muhalefeti bulacağız. 11 adayın her birinin 100 bin imzaya ulaşması gerekiyor. Seçmen ilçe seçim kurullarına bizzat gelerek başvuru yapıyor. Şu anda bizler de Ankara Çankaya'da bulunan ilçe seçim kurulunun önündeyiz. Çarşamba günü başlayan hareketlilik devam ediyor. Adayımız Sinan Oğan, Türk Milliyetçilerin adayı. Milletimize, devletimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah vatanımız için, milletimiz için, ülkemiz için. Halisi neyse olsun. Cumhurbaşkanı adayları atılan her imzayı internet üzerinden an be an takip edebiliyor. Veriler an be an değişiyor. Saatlerimiz 14.30'u gösterirken şu anda ilk sırada Muharrem İnce yer alıyor. İlçe seçim kurulları hafta sonu da açık olacak. Vatandaşlar istedikleri isim için imza vermeye gelebilecek. İmzamızı kime at? Sinan Oğan'a. Doğu Perinçek. İyi sonuçlar olur inşallah. İmza için son tarih 27 Mart saat 20. O saatten sonra imzalar kabul edilmeyecek. Sinan Oğan için imza kullandık. Annemle kız kardeşimi de getirdim. Bakalım sandığa nasıl yansıyacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.